इस इश्क में मर जावा। Neredeyim ben? Neden böyle hissediyorum? Sanki seneler sonra uyandım. Bebeğim. Bebeğim. Galiba beni onlar kurtardı. Ama bebeğimin durumu nasıl? Dinle. Seni daha önce görmüştüm. Sen hayatımı sen kurtardın değil mi? Sen yaralarımı sardın değil mi? Cevap ver lütfen. Beni kim getirdi? Ne zaman geldim? Ve bebeğim nasıl? Niye cevap vermiyorsun? Lütfen bir şeyler söyler misin? Yaralarımı saran kişi çocuğumun da nasıl olduğunu biliyordur, değil mi? Umarım çocuğum iyidir. 2 saattir soruyorum, cevap versene. Ne oluyor, çocuğum nasıl? Çocuğum iyi. Öyle değil mi? Maalesef çocuğunu kaybettin. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, olamaz bu, hayır. Bebeğim, bebeğim, hayır. Hayır, bebeğimi kaybedemem. Hayır, hayır, olamaz. Seni bağışlamayacağım, bim. Çocuğumu öldürdün. Seni bağışlamayacağım. Benim çocuğumu öldürdün, Dip. Bebeğim. Kızım, durumun iyi değil. Sana olanlardan dolayı çok üzgünüz. Kendine çok dikkat etmelisin. Çocuğumu öldürdün, Dip. Çocuğumu benden aldın. Seni bağışlamayacağım. Seni öldüreceğim, Dip. Arohi. Dip, ne oldu Dip? İyi misin? Niye bağırıyordun?
Sanki Arohi yaşıyor gibiydi. Arohi artık yok. Bunlar senin hayallerin, başka bir şey değil. Sadece düşün. O kadar yüksekten aşağı düşüp kim hayatta kalır ki deyip. Bu imkansız. O öldü. Dur, nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum seninle. Benimle hiçbir yere gelmeyeceksin. Seni bir daha uyarıyorum. Sakın peşimden gelme. Arohi. Onu takip et. Dikkat et. Fark etmemeli. Dinle. Ben ne zamandır buradayım? Yani ben kaç gündür baygınım. Ve beni kim kurtardı? Kim getirdi? Benim için yaptıklarına çok teşekkür ederim. Yüzüme bakmıyor bile. Galiba dilimizi bilmiyor. Dinle. Atakayo takreyo taku. Sanırım bu onların konuşma dili. İşaret dili mi bu? Ben sağır değilim. Sen hiç konuşmuyor musun? Köylülerden senin hakkında bir şeyler öğrendim. Şehirde yaşıyorsun. Öyleyse bu ormanda niye kalıyorsun? Burası orman değil. Ama o şehir var ya, orası buradan çok daha tehlikeli. Burada hayvanlar acıkınca zarar verebilir. Ama şehirdekiler her an her şeyi yapabilir. Burada huzur var. Ama ben burada kalarak zamanımı harcamak istemiyorum. Geri dönmem lazım. Bazı insanlardan intikam almalıyım. Ben tüm köylülerle görüştüm. Bana yardımlarından dolayı herkese teşekkür ettim, sen hariç. Sana
teşekkür etmeye geldim. Her şey için, hayatımı kurtardığın için. Ve gidiyorum. Nereye gideceksin? Çocuğumu benden koparan insanın yanına. Ama kızım, hala çok güçsüzsün. Yaraların tamamen iyileşmedi bile. Bırak baba. Acelesi vardır. Git. Durdurmayacağız seni. Seni bulmadıkça Aruhi, asla durmayacağım. Çocuğum benim yaşamın sebebimdi. Kopardın benden. Çocuğumu öldürdün. Artık ağlamayacağım. Bundan sonra bebeğimi alan insanlar gözyaşı dökecek. Deyip sanki Aruhi çok yakınlardaymış gibi hissediyorum. Aruhi. Bu Aruhi. Şu anda çok güçsüzüm. Eğer deyip beni yakalarsa tekrar öldürmeye çalışır. Ama çok yakında seninle yüzleşeceğim deyip. Aruhi her şeyden kurtuldu. Tanrı bu sefer de hayatını kurtardıysa bunun tek anlamı var. Hala ödeşmedik. Aruhi! Orası evinin kapısı değil ki. Sormadan içeri girebilesin. İzinsiz kimsenin evine girmem, merak etme. Birini arıyorum. İçeride olabileceğini düşündüm. İstediğin kadar ok atabilirsin. Ama onu bulmamı engelleyemezsin.
demek silahlardan iyi anlıyorsun. Bir şehirlinin böyle hünerleri olabileceğini hiç ummazdım. Daha bir şey görmedin. Hakkımda bilmediğin daha çok şey var. Ama sadece gerektiğinde silah kullan. Şu anda elinde bir bıçak var. Ama şunu sanma sakın. Hedefime ulaşmama engel olamazsın. Bekle. Girmeden önce benimle kavga edeceksin. Dövüş konusunda fena değilsin. Buraya yeteneklerimi göstermeye gelmedim. Sadece o kulübede kimin saklandığını bilmek istiyorum. Kabilemdeki insanlar buraya gelen yabancıları hoş karşılamaz. Benim aradığım kişi, eğer o kulübede bulunuyorsa kimse onu elimden alamaz. Sen önce canını kurtar. Bir dahaki sefere çok iyi hazırlanıp gel. Eğer yapmazsan burada kan akar. Benim ya da rakiplerimin olsun. Kan dökülmesinden korkmuyorum ben. Benim tek istediğim buraya bir kızın gelip gelmediği. Şehirli bir kız ve yaralı bir halde. Onunla ilgili bir şey biliyor musun? Evet. Bir kız geldi. Fena bir durumdaydı. Ama sonra nereye gitti onu bilmiyorum. Demek ki Arohi yaşıyor. Evet, hala hayatta. Bak, o kız hamileydi. Peki bebeğine ne oldu? Çok kötü yaralandığı için bebeğini kaybetti. Yine gelecek eminim. Deyip, bütün bu yolu sadece öldürmek istediğin kişinin ölüp ölmediğini öğrenmeye gelmişsin. Gitti, tamam. Bir süre daha kal. Daha sonra gidebilirsin. Saklandığın o adamı alt etmek kolay değil. Çok uzun seneler sonra kendime denk birini buldum. Ve sen ondan kurtulacağını sanıyorsun. Yani onunla senin gibi
dövüşebilecek biri varsa eğer... İnsan hiçbir şeyden korkmaz. Bana da dövüşmeyi öğretir misin? Bu dövüş tekniğini ben de öğrenmeliyim. Senin tekniğini öğrenmek istiyorum. Al bunu kızım. Fiziksel yaraların iyileşir ama yüksekten düştüğün için düşük yapman organlarında bazı hasarlara neden oldu. Bu yaralarsa henüz iyileşmedi. Peki tamamen iyileşmem ne kadar sürer? Bu tekniği öğrenmek istiyorum. Bunun için fiziksel yeterlilik önemli değildir kızım. Bu dövüş tekniğini öğrenmek için zihinsel olarak da kişinin buna uygun olması gerekiyor, tamam mı? Şimdi bunu unut ve şimdilik sadece kendi sağlığını düşün kızım. Bunun için vaktim yok. En yakın zamanda bir şeyler yapmalıyım. Şimdiye kadar her zaman her yerde düşmanlarla karşılaştım. Ama şimdi fiziksel ve zihinsel olarak dayanıklı olmak istiyorum. Yoksa hedeflediğim hayata ulaşamayacağım. Biliyorum. Deep'ten intikam almak istiyorsun. İsmini nereden biliyorsun? Baygınken sürekli adını sayıkladın. Ondan intikam almayı düşünmeyi bırak artık. İntikamın kimseye faydası olmaz. Bunu sanmıyorum. Benim tek istediğim bana zarar veren insanları cezalandırmak. İntikam almak istiyorum. Bugün sana hayatıyla oynanan, her zaman haksızlık edilen bir kızın hikayesini anlatacağım. Ne zaman bana zarar verenlerden intikam almak yerine sevmeyi seçsem ihanete uğradım. Aroi'nin cesedini bulamadım. Ancak yaşadığından eminim. Onunla hesaplaşmadığım sürece asla ölmemeli. Bu kadar ihanetten sonra karşındayım. Bir sebebi olmalı. Ve sen bana intikamı alma diyorsun. Güçlü olmak istiyorum Abimanyu. Öyle güçlü olmalıyım ki bir daha kimse aşk ve bağışlanma adı altında beni zayıf düşüremesin. Büyük bir silah gibi olmak istiyorum. Kimsenin baş edemeyeceği bir silah. Bu sefer ihanet edilen kız değil, çocuğunu kaybeden bir anne intikam almak istiyor, tamam mı? Yardım et bana ne olur. Lütfen. Bakalım. Bu sanat için ne kadar hazırsın? Git. Meydan taşının üstüne çık. Tek ayak üstünde duracaksın. Kimse sana yardım etmeyecek. Ben söyleyene kadar oradan inmeyeceksin. Ayakta bile duramıyorsun. İntikam almayı unut. Neredeydin Deep? Kim oluyorsun da bana bunu soruyorsun? Sana bakan da senin bu evin sahibi olduğunu zanneder, değil mi? Peki sence ben neyim? Her istediğinde bana hizmetkarın gibi mi davranacaksın? Her istediğinde emir mi vereceksin? Bunun için benden para aldın. Benim için yaptığın her işin karşılığını sana fazlasıyla ödedim.
İnsan asla şunu unutmama. Yani haddini. Unutma ki burası benim evim. Canım istediğinde seni yaka paça sokağa atarım. Umarım demek istediğimi anlamışsındır. Teyzeciğim. Deep'i takip ettin mi? Bir süre takip ettim. Sonra orman yoğunlaşınca onu takip etmekte çok zorlandım. Deep şunu anlamalı. İstediği şeyler artık olmayacak. Artık onun istediği her şey yapılmayacak. Aklından ne geçiyor? Bir şeyler yapmam gerek. Deep'i kontrol altına almak zorundayız. Deep her zaman oyunu kendi kurallarıyla oynadı. Şunu iyi bilmeli. Oyunu ondan çok daha iyi oynayanlar var. Abi, uzun süredir bu şekilde duruyor. Bırak dursun. Acelesi yok. Oğlum, zaten sağlık durumu kötü. Bu iyi bir şey değil. Lütfen gidip ona dinlenmesini söyle hemen. İntikam ateşiyle yanmak istiyor. Ama o kadar kolay değil. Yaraları güce çevirmeli önce. Oğlum, olanları unuttun mu? Hiç olmazsa biraz su içsin. Kimse ona su vermeyecek. Yere düşse bile kimse ona yardım etmeyecek. Deep, Singania anlaşması ne oldu? Hani sen halledecektin. Hala gelişme yok. Sana bir şey sordum. Singania anlaşması ne oldu? Hey, seninle konuşuyorum. Cevap verecek misin, oyun mu oynayacaksın? Şirketin tek sahibi sen değilsin. Ben de eşit hissedarım. Anlaşmayı sormak hakkım, herhangi bir gelişme yok. Tamam, cevap vermeyeceksen verme. Sen oyna. Singania'ya öyle dedim. Şahsi sorunlarından dolayı ortağımın aklı karıştı dedi. O yüzden de anlaşmayı ben imzaladım derim. Sen ne hakla benim işime karışıyorsun ki? Bu işi alabilmek için çok çalıştım ben. Polislik mesleğini bile beceremedin. Bu işi mi becereceksin? Bırak yakamı. Aklınızı mı kaçırdınız? Ne yapıyorsunuz? Ayrılın. Sen karışma Tara. Deep yerini unutmuş. Hak ettiği yeri öğrenecek. Eğer sana hak ettiğin yeri gösterecek olsam kimsenin yüzüne bakacak halin kalmaz. Olduğunuz yerden kımıldamaya kalkmayın. Şimdi beni çok dikkatle dinleyin. Artık bu evde benim istediklerim olacak. İkiniz de bana çok güvendiniz. Aslında ben ikinizi kullandım. Şimdi ikiniz de bu gerçeği öğrendiniz. Bundan böyle benim işime daha çok yarayacaksınız. Bundan böyle dediklerimi yapacaksın. Bizi kendi evimize tehdit mi ediyorsun sen? Bu ne küstahlık böyle? Ne küstahlık olduğunu ben söyleyeyim. Bizden o kadar para aldı ki sonunda aklını kaçırıp bu planı yaptı. Bu evin asıl sahibi olduğunu düşünüyor. Şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Neler yapacağımı öğrenmek ister misiniz? Bir telefonumla bütün hikayen anında son bulur. Arayayım mı? Arasan ne olacak? Hı?
boş tehditleriyle bizi korkutacağını sanıyor. Daha fazla para almak için saçmalıyor işte. İstediğin herkesi arayabilirsin. Tamam, başlayabilirsiniz. Eğer beni dinleseydiniz, buna gerek kalmazdı. Şu anda isteseniz de kımıldayamazsınız. Bunun da tek nedeni vücudunuza enjekte ettiğimiz o ilaç. Şimdi kaslarınız iyice zayıflamaya başlayacak ve yavaş yavaş birer cesede döneceksiniz. Hadi götürün şunları. Dün geceden beri tek ayak üstünde duruyor. Hakikaten cesur. Gidip hazırla onu. Dövüş sanatı derslerine bugün başlayacak. Hadi hadi, daha hızlı. Savaşçı silahtan daha seri hareket edebilmeli. Unutma, silahları biz kontrol ederiz. Onlar bizi değil. Bansi. Hadi. Al onu, yakındaki gölden doldurup geri getir. Hadi git çabuk. Ama bu çok ağır. Korktun mu yoksa? İntikam almak istediğin kişi senden bedenen ve zihnen çok daha güçlü. Madem korkuyorsun, nasıl öldüreceksin onu? Yenilgiyi bu kadar kolay kabul edemem. Ne oldu? Bu kadarcık şey yordu mu seni? Burası dinlenme yeri değil. Öğrenmekten vazgeçtiysen evine git dinlen o zaman. Şunu da aklından çıkarma. Bir savaşçı düşmanı yaşadığı sürece daima ayakta kalır. O kızın yüzünü değiştirmeni söyledim. Kendine gelmeden önce onu sınır dışı etmeni de söylemiştim. Bu bir hataydı Tara. O gece büyük bir hataydı. O kadın bizi kandırıp hepimizi oyuna geçirdi.
Bunu nasıl yapar? Ma bizi bağlamış. Maalesef bize ihanet etti. Büyük bir tuzak kurmuş. Farkına bile varamadık. Her şeyden önce ellerimizi çözmek zorundayız. Ve buradan kurtulur kurtulmaz. Hepsini tek tek öldüreceğim. Bunu bize nasıl yaparsın sen? Boşuna uğraşma. Hiçbir işe yaramaz. Elleriniz bağlı. Hepiniz burada böcek gibisiniz. Bir silahınız bile yok. Bir düşünsenize. Buradan nasıl kurtulacaksınız? Sen gözlerini dikip bana bakmayı bırak. Artık senden hiç korkmuyorum. Yani roller değişti. Ve hepinizin hayatı benim ellerimde. Sen ne sanıyorsun ha? Bize bunu yaptıktan sonra hayatta kalacağını mı? Benim için endişelenme deyip sen kendini nasıl kurtaracağını düşün. Bu kapalı yerde daha ne kadar nefes alacaksınız? Çünkü ne yemeğiniz olacak ne de suyunuz. Ve kimse sizin nerede olduğunuzu bilmiyor. Nasıl hayatta kalacaksınız? Ama bir çıkış yolu var. Eğer benim dediğimi yaparsanız o zaman kurtulursunuz. Deyip sen benimle geliyorsun. Bir işimiz var. Senden korkacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Benim kimseden emir almadığımı unutmuş olabilirsin. Özellikle de hizmetçilerimden. Yani gelmeyeceksin ha? Virat abi! Hey! Sana hayatı zindan edeceğim. Ellerimi çöz de göstereyim. Elimden asla kurtulamayacaksın. Deyip, eğer beni dinlemezsen, bu ikisinin çığlıkları benim dediklerimi yapmaya seni mecbur edecek. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü benimle gelmen önemli. Ama bu iki işe yaramaz. Acılar içinde burada ölüp gidecekler. Bekle. Onlara sakın bir şey yapma. Nasıl istersen. Seninle geliyorum. Bu çok tuhaf. Ben hiçbir şey anlamadım. Dip ona karşı hiçbir zaman iyi bir şey yapmadığımızı biliyor. Ona kötülük ettik. Buna rağmen onun dediğini hemen yaptı. Çünkü Arohi'nin ona ihanet ettiğini düşünüyor. İntihara kararlıydı. Çünkü bebeğini de kaybetti. Bizden başka onun kimsesi yok. Bana kalırsa artık o da her şeyin farkında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.